Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardı. Böyle söylüyoruz çünkü 1,5 ayda 3 kez zam yapıldı. Samsun'dan geliyorum. Sırf kahve almak için. Kahveye hiçbir şeye değişmem. Kahve bir tane. Güne başlamamdaki sebep. Buyurun. Tutkunları Türk kahvesini böyle tarif etti. Kahve lezzet olmaktan öteye geçti, yaşam tarzına dönüştü. Ama artık içmek eskisi kadar kolay değil. Çünkü kahvenin fiyatı da son 1,5 ayda tam 3 defa arttı. Marketlerde önce 7,5 liradan satılıyordu, ardından 8,5 ve sonrasındaysa 9,5 lira oldu. Mısır çarşısındaysa gramajlar ve fiyat biraz daha farklı. 50 gramı 5 liradan, 100 gramı 10, 250 gramı 25 liradan satılıyor. Yani 1 kilosu 80 liraydı, 100 lira oldu. Çok arttı. Haftada bir zam geldiğinden bahsediyorlar. 100 gram alacağım. Bir yılda kahvenin fiyatı tam %70 arttı. Son 3 ayda kilosuna 30 lira zam geldi, 100 liraya dayandı. Peki neden? İyi ki bu mis kokan çekirdeklerin geldiği yerim, yani Brezilya'yı doğum vurması. Bu alışılagelmiş bir şey değil. Çekirdekleri doğum vurunca çürüdüm, haliyle toplanamadım. İkinci nedense pek çok ürünün fiyatı artışıyla benzer. Dövizdeki yükseliş. Çok pahalı her şey. Yani... Yine de alıyoruz kahvemizi alışkın olduğumuzdan. Her tarafta pahalı. 100 liraydı, şimdi 120 oldu. Kahvenin piştiği kafelerde de durum kötü. Mısır Çarşısı'nın 2 kilometre uzaklıktaki Karaköy'deyiz. Karaköy son dönemde kafeleriyle meşhur bir nokta haline geldi. Kahve severlerin de uğrak yeri burası. Ama burada kahvenin fiyatı yükseldi. Bir fincanı 15 liraydı, artık 18 lira. Kahve severler olarak zaten içmeye devam edeceğiz ama üzücü bir durum. Üreticiye göre bunlar daha iyi günler. Çünkü stokta hala kahve var. Ama stok eriyince kahvenin fiyatı katlanacak. Belki de 40 yıllık hatırı tarihe karışacak.